Herkese selamlar dostlar. 13 Ocak Cumartesi 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Çok güzel bir bülten var. Sizlere ideal kombine de önerdim. Aynı şekilde beğeniler için çok teşekkür ederim. Beğeniler devam ederse pazar videosuna da aynı şekilde sizlere kombine önermeye devam edeceğim. Bülten çok güzel. Özellikle majör ligler, Bundesliga geri başladı tekrardan. İngiliz Premier Lig de aynı şekilde geri başlıyor yavaştan. O yüzden bültenimiz güzel, herkese bol şanslar diyerekten de sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekleyerekten de başlayalım. Arkadaşlar, bir adet maç skoru yarışmamız var ve hafta sonu videosu olması kaynaklı Beşiktaş maçının skorunu bilen 3 arkadaşımızı Ocak ayı boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim diyorum. Beşiktaş Karagümrük maç skoru ne olur sizlere sorduk, bilen 3 kişiyi alacağız. Daha önce yapmış olduğum Galatasaray maç skoru arkadaşımızla Siyap Napze. Napze artık nasıl okunuyorsa. Bu arkadaşlar sürekli skor biliyor maşallah. Her ay skor bilerekten de gruplarımıza giriyor diyelim ve devam edelim. Maç skoru bilen arkadaşımız Instagram'dan yazabilir. Her türlü soru, görüş, öneri ve gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımız da benimle buradan Instagram üzerinden doğrudan benimle zaten. Tek kullanan kişi benim. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Mislilerimiz devam ediyor. Mislilerde yüksek misli yönetiminde, kasa yönetiminde kasayı biz yönetiyoruz. Şöyle yönetiyoruz arkadaşlar. Şimdi her verdiğimiz bahsin altına bir misli yazıyoruz. Ay sonunda ne kadar kar veya ne kadar zararlı olduğumuzu görebiliyoruz ki. Yarın da çok güzel bir bülten var. Yani yarın mislileri biraz daha yükselteceğiz. 2500 misli ve 1900 misli şeklinde iki tane misli maçımız olacak muhtemelen. Belki üçüncü de gelebilir. O yüzden yüksek misli seviyesinde bu şekilde kasa yöneterekten de devam ediyoruz ki. Kasamızın durumunu da göstermek istiyorum ben sizlere. Ocak ayının şu an 11'i bitti. 12'sindeyiz. Ocak ayının 12'si itibariyle kasamızda 9052 TL net kar var. Yani bu ay için bir hedef koymadım. 2024 için bir hedef koymadım Ocak ayı için. Ama en güzel seviyede bitirmek istediğimizi söyleyelim. Bu şekilde kasa yönetimi olduğu için ay sonunda bu arada bu nesine için yapılan kar. Avrupa'da oynayanlar 16-17 bin karı, neredeyse 20 bin seviyesine de yaklaştıklarını söyleyelim ve devam edelim. NBA olaraktan da NBA videosu çekilmiyoruz fakat gruplarımızda devam ediyoruz. NBA kuponlarımızda çok güzel ilerliyor ki grubumuzda gerçekten çok güzel bir enerji var. Ayrıca teşekkür ederim. Ve sizden gelenler diyerekten de yani gruba gireli bir kişi bir gün oldu. Bir gecede 600 TL kısasını 2700 TL yaptık. Böyle günlerimiz de oluyor. Umarım cumartesi günü de böyle günlerden bir tanesi olur. Umarım güzel kazançlar elde ederiz diyerekten de. Canlı olarak da cumartesi zaten ekranda olacağız. Ekrandan ilerlemeye devam edeceğiz. Canlı olarak da elimizden geldiğince kazandırmaya çalışıyoruz ki güzel bir performansımız var. Kendimizi tebrik edelim ve ekip arkadaşlarımız diyelim. Herkese açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıklayarak sizler de katılabilirsiniz diyerekten de başlayalım. Sizlerden destek bekliyoruz. Cumartesi videosu olması kaynaklı. Artı 600 beğeni bekliyorum dostlar. Beğeniler gelirse çok memnun olurum diyerekten de hemen 2 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız bizler için çok teşekkür etmiş oluruz diyerekten de başlayalım. Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşması. Her iki takımın da son mücadelesini izledim. Özellikle Alanyaspor maçında, Alanyaspor tarafında iki tane önemli eksik var. Bu önemli eksiklik ne? Leroy Fer kırmızı kart cezalısı, bu maçta olmayacak. Son maçta kırmızı kart gördü. Efecan Karaca, takımın abisi de bu maçta olmayacak. Yani Alanyaspor farklı forvetsiz oynuyordu. Efecan Karaca'yı oynatıyordu 9 numara rolünü. O da forvet 9 numara gibi değildi aslında. Şimdi farklı bir oyun tarzıyla çıkacaklar. Başakşehir'de oynayacaklar. Başakşehir'de son Kasımpaşa mücadelesine 3-0 gibi net bir galibiyet aldı. Bulduğu pozisyonları iyi değerlendirdi. Ben burada Başakşehir tarafındayım. İdeal tercihim burada Başakşehir'in bir yarıyı kazanması. Ev sahibi yarı kazanan oranı 1.43. İdeal bir oranı var. Onun dışında biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da mücadele genelinde 4.5 altına bir Başakşehir galibiyeti gelirse 2 orandan da 1.99 oranı var. Bunun da neredeyse 2 orandan da sistem kuponları atabileceğiniz yüksek oranını öneririm sizlere. Augsburg'la Bayer Leverkusen mücadelesi. Leverkusen inanılmaz bir performans sergiliyor. Siz o zaten benim uzun zamandır söylediğim gibi şampiyonluk adayım. Umarım şampiyonluk olur. Geçen yıl Dortmund yani Bayern'i yıkamadı. Kendi evinde yenememişti bildiğiniz üzere. Şampiyonluk gitmişti. Fakat Bayer Leverkusen öyle bir oynuyor ki yani hakkını veriyor. İdeal kombinemi aldığım maçlardan bir tanesi Bayer Leverkusen mücadelesi. Ben burada Bayer Leverkusen iyi oynayaraktan da yine aynı şekilde kendi oyununu sergileyerekten de gol bulmasını bekliyorum. Boniface bu maçta olmayabilir. Bir sakatlığı var. Adli milli takıma gitti. Öyle bir önemli eksiklik var diyelim ama Hoffman, Frimpong, Grimaldo. İleride de son dönemde form yakalamış bir Patrick Schick var.
O da yani Boniface'in yerini doldurabiliyor. Onu da söyleyelim burada. Asbuk tarafı da gol atabilir. İdealden burada 2.5 üstü aldım. İdeal kombineme koydum zaten. İdeal oranıyla mücadelede 3 gol bekliyorum. Onun dışında oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 2.5 üstünde 2 yaparaktan da burada oranı Bayern tarafına 1.80 bandına mücadele zaten 2.5 üst bekliyorum. 2-1-3-1 yarında bir Bayer Leverkusen galibiyeti de burada gelebilir dostlar. Leipzig'de Frankfurt karşılaşması. Bu maçta tek tercihim var ve enteresan bir tercih. Normalde çok fazla kullanmadığım bir tercih. Ben burada Leipzig tarafındayım. Özellikle şunu bekliyorum ben. Ya Leipzig tarafındayım derken Leipzig'in baskı kurmasını bekliyorum. Özellikle ilk yarıdan golü vurana kadar burada Frankfurt kapatacak. Leipzig baskı kuracak. O yüzden mücadelede bence ilk yarı genelinde en çok korneri bulan takım Leipzig olacaktır. Çünkü daha çok baskı yapan taraf Leipzig olacak. Oranla ideal seviyelerde zaten onu da belirteyim. Leipzig burada ilk yarıda en çok korneri kullanır diyorum. Şu an korner açık değil fakat cumartesi günü maç günü yani açılacağını da belirteyim sizlere. Diğer karşılaşmam Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Beşiktaş son mücadelesinde 3-0, 4-0'lık bir galibiyet aldı deplasmanda. Kendi performansının gerçekten çok üstüne çıktı. Fatih Karagümrük de aynı şekilde. Onlar da patlama yaptı. Onlar da Beşiktaş tarafına gol atabilir bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü Rize çok pozisyon buldu. Atamadı ama. 13. mücadele ben KG var bekliyordum. Olmamıştı. Karagümrük burada Beşiktaş kalesinde gol bulabilir. Buradan taraf tercihine yönelmemek lazım. Ben burada fakat Fernando Santos'un da gelmesiyle birlikte kendi taraftarı önünde ilk mücadelesi milli takıma gidenler var zaten. Bunlar kadro dışı bırakılmıştı. Ev sahibi 1.5 üst. Yani Beşiktaş'ın burada genç Semih ile birlikte 2 gol bulmasını bekleyeceğim. Matsu'nun ev sahibi 1.5 üst oranı 1.54 gibi oranı var. Eğer ki şöyle bir şey olur da Beşiktaş yani kendi taraftar önünde Karagümrük'ün gol atmasını bekliyorum ben mücadele. Otomatikten ev sahibi 1.5 üst tercihimle birlikte 2.5 üst oluyor. Yüksek oranıyla birlikte 2.5 üstünde bir yaparsanız da oranı 2.22 bandına da yükseltebilirsiniz. Bu da yüksek oranlı tercihidir. Çaykur Rizespor'la Adana Demir karşılaşması. Adana Demir de son mücadelesinde İstanbulspor'a 2-0'dan 2 dakikada mücadeleyi 2-2'ye verdi. Mücadeleyi çok güzel sattı. Tebrik ederim Adana Demir. Murat Başkan kel kafasına kına yaksın. Rize gerçekten iyi bir oyun sergiliyor. Muhtemelen bu mücadeleyi de o oyunla birlikte kazanma ihtimali var. Fakat Adana Demir'in de ben gol bulmasını bekliyorum. Adana Demir'in tarafında bazı önemli eksiklikler var. Özellikle Yusuf Sarı'nın arka adali problemi vardı. Balotelli yok onun dışında. Onun dışında kadro iyi. Ama hücumda bazen yetersiz kalabiliyor. KG var. Mücadelenin ideal tercihidir. İdealden alınabilirsiniz. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Onun yanında ben burada şu yönde bir tercih yapacağım. Ev sahibi 1.5 üst yani 2-1. KG var idealimizdir daha doğrusu. Vara üst de yapabilirsiniz bu arada. Ben burada yüksek oranla almak istesem ev sahibinin 2 golünü alırım. 1.62 bandında da oranı var. Onu da belirteyim sizlere. Oynayan taraf her iki tarafta oyuncu için güzel gollü bir mücadele. 2-1 Rize tarafından galibiyet bekliyorum ben. Eyüpspor'la Keçiören Gücü. Eyüpspor'un da kendi evinde bu arada bugün Arda Hocam'ın davası vardı. Şu Seçil Erzan muhabbeti. Bakalım gün sonunda haberler çıkar zaten. Eyüpspor tarafındayım. Eyüpspor'un kazanmasını bekliyorum ben burada. Şampiyonluğa oynuyor. İyi bir oynuyor. Takım içinde iyi bir sinerji var. Eyüpspor'u da takip ediyorum bu arada sosyal medyadan. Yani antrenmanda güler yüzlü güzel bir hava olduğunu söyleyebilirim. Eyüpspor kazanır fakat mücadele genelinde 4.5 altında kazanır diyerekten de 1.47 gibi oranından ideal tercihimi yapıyorum ve kenara çekiliyorum. Tek tercihim olacaktır bu karşılaşmaya. Diğer karşılaşmam Newcastle United'la Manchester City karşılaşması. Kevin De Bruyne bu maçta oynar mı acaba ya? Sakatlığı geçti. Geçen maç sonradan oyuna girmiş miydi? Girmişti sanırım. Veya ısınmaya çıkmıştı. Spiker çok güzel anons etmişti. Manchester City'nin de kazanması lazım bir yerde arkadaşlar. Yani Newcastle'ın bayağı sakatı var. Bir maç eksiği var. Aslında zirveden de o kadar uzak değil. Fakat yarışın içine girmesi lazım. Kevin De Bruyne'nin de dönmesiyle birlikte. Haaland bu maçta olmayabilir. Şüpheli durumda. Ama Doku bu maçta geri döndü. Ben City tarafındayım. City tarafından burada goller bekliyorum. Newcastle da gol bulabilir bu arada. Mücadele genelinde ben 2.5 üst bekliyorum a kadar. 2.5 üst olarak da ideal kombinlemeye koydum. Bu mücadeleyi ideal bir orandan değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Son mücadelemde Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşılaşması. Bu mücadeleden de ben oynayan tarafın Athletic Bilbao kendi evinde kimleri ezdi. Özellikle oyunuyla eziyor yani. Skor anlamda galip gelemese bile bazı maçlarda oyun anlamında ezen bir Athletic Bilbao var. Burada önemli bir eksikliği var mı diye baktığım zaman da Iñaki Williams yok. Iñaki Williams de neden yok biliyor musun? Nico Williams var. Iñaki Williams yok. Bunlar iki kardeş. Nico Williams İspanya'yı seçiyor. Iñaki de
Senegal mi Gana mı öyle bir şey seçiyordu sanırım milli takım olaraktan da. Ben burada Athletic Bilbao tarafındayım. Athletic Bilbao bir yarı kazanır. Yani ev sahibi diğer seçeneğinde yarı kazanır tercihi 1.50 gibi de oranı var. İdealden değerlendirebilirsiniz. Toplamda benim 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranıyla anlatmaya çalıştım. Sizlere de bir adet de ideal kombini önermek istiyorum. 2.5 üst kombini ekrana gelsin arkadaşlar. Bayer Leverkusen maçını ben tempolu geçmesini, güzel geçmesini, Augsburg'un da burada gollere katkı verebileceğini düşünüyorum. Genel 2.5 üst aldım 1.45 gibi orandan. Newcastle Manchester City mücadelesine de aynı şekilde iki tarafta katkı verebilir. Mücadele geleni 2.5 üst olaraktan da değerlendirdim. Bir karşılaşma oldu. Değerlendirecek herkese bol şanslar diyerekten de geçelim ideal kombine. Bu şekildeydi. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.